Barış yanlısı bir grup haham New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonuna girerek Gazze için ateşkes çağrısı yaptı. Biden dünya ateşkes istiyor. Biden barışı veto etmeyi bırak yazılı büyük afişler açtı ve salonda barış şarkıları söylediler. Saldırıların başladığı günden itibaren neredeyse her gün bir protesto gerçekleşen Amerika'da bu kez hahamların Gazze için ateşkes sesi yükseldi. New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi salonuna tur grubu olarak giren hahamlar bir anda ortaya çıkarttıkları pankartlarıyla barış şarkıları söylemeye ve Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya başladı. Biden dünya ateşkes istiyor, Biden barışı veto etmeyi bırak yazılı pankartlar kaldıran grup, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla ateşkes için oy kullanmasına rağmen, ABD hükümetinin verdiği vetolarla uluslararası toplumun hayat kurtarmak için harekete geçmesini engellediğine vurgu yaptı. Grup Birleşmiş Milletler'e 2. Dünya Savaşı ve Holocaust'un ardından bir daha asla'yı garantilemek amacıyla kurulduğunu hatırlatmak istedikleri için BM'yi seçtiklerini söyledi. After the atrocities of World War II and the Holocaust, the UN was established to save succeeding generations from the scourge of war. And to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. The UN must live up to these commitments now. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric olayın ardından yaptığı açıklamada seslerini duyurmak istiyorlardı ve sanırım bunda başarılı oldular. Onlar da bizim talep ettiğimiz acil insani ateşkes için mesaj vermeye gelmişler dedi.